Take a move in the ring. You can hit me with the words you fling. Teşekkür ederim öncelikle. Ve round'un sonunda bence tabii ki durdurulmalı gerekiyordu. Çünkü rakip komple kapandı. Bir 10 saniye 15 saniye kapalı duruyordu. Ben vuruyorum. Bir de şeye bakıyorum. Herb'ine bakıyorum. Adam durdurmuyor. Bilmiyorum neden öyle oldu da ama sıkıntı yok. Büyük ihtimalle 15 saniye 10 saniye kaldığı için rakibe biraz şans verdi. What were you thinking that you're going to have to go out there and just knock this guy out in the second round? Do you feel bad in those kind of situations, like you don't want to hurt them because the ref is not doing their job they're supposed to do? Is it frustrating for you? Rakibi için çok kötü hissediyormuşum çünkü hakem gerektiğini yapmıyor. Bu durdurması gerekiyordu ve rakibe çok fazla zarar veriyordum. Ve böyle içinde ikinci rounda gidip onu nakal etmek gerektiğini düşünüyor muydun? Evet, şey düşünüyordum ben çünkü adam zaten o anda bence pes etti psikoloji olarak ve ikinci roundda bence yani bitirmeye şansım daha çoktu. Çünkü o anda ben gördüm rakip psikoloji olarak zaten kırıldı. Bir şey de sordu. O şekilde acıdı mı? Ha, onu söyledim ben. Sen ikinci roundun sonunda rakibini acıdı mı mesela? Evet, aslında çünkü ben adama vurduğum zaman adam kapanmış ve fark ettiyseniz orada hakeme şeye bakıyorum, Herb'ine bakıyorum. Adam bakıyor bana, durdurmuyor. Ve belliydi zaten rakip kapandı. Kötü darbeler yiyor. Yani sağlık için bence iyi değil. Böyle yani. Ben zaten bakıyordum. Bir anda fark ettim. Yani biraz tempoyu düşürdüm. Dedim şu anda durduracak. Ama bakıyorum adam durdurmuyor. Dedim neyse biraz basmam gerekiyor. Bu spor sadece. I'll translate. Yeah, look, obviously in a situation like that, I feel bad for the fighter, for the opponent. He was eating a lot of heavy shots, taking a lot of heavy shots. I saw that it was quite obvious to everybody that he gave up. His psychology obviously was quite down, like his emotions were quite down. And I would have knocked him out in the second round. I felt that I would have knocked him out in the second round. So I'm happy that Herb Dean stepped in, and obviously the most important thing is the safety and the health of the fighter. Now, do you think it's title shot time for you? Anladım, evet. Evet, bence de büyük ihtimalle artık kemer maçı geldi. Ve kemer maç büyük, yani kim kaldı, kimse kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü ben normalde Ukrayna dövüşmek isterim. Ya da Sage Norcutt, yani fark etmez. İlk top 5'ten her an biriyle dövüşürüm. Sadece Saygı Hüseyin Arslan Alif benim yakın arkadaşım olduğu için onunla dövüşmem. Diğerleri yani o hariç diğerlerle dövüşürüm. I missed some of the names with the fighters, but Saygı, Sage Northcutt. No, Saygı is a close friend. Yeah. So he won't fight him. Hüseyin Arslan Alif. Yeah, so Dougie and Sagi, you don't want to fight, right? Yeah, but just him, my friend. Yeah, yeah. But Sage Northcutt. Doesn't matter who, top five. Yeah. Just, but I can fight with Sage Northcutt. Yeah. Doesn't matter, 1 month after, 2 months after, I'm ready. Essentially, there's no fights left for him in his opinion. The only fight that he wants to talk about, the only discussion should be a title fight at this point. Obviously, he named the fighters that he wants to fight against. He doesn't want to fight his teammate. So we know Christian may be coming back next year, right? But what if it's not him, do you want an interim title? And if so, who would you fight for that? Bir sonraki sene Christian'ın geri döndüğünü biliyoruz. Sen onu mu bekleyeceksin yoksa fark etmez mi? Yani interim title için dövüşme hazır mısın? Normalde ben tam kemer için dövüşmek istiyorum. Interim şey yani yedek kemer için dövüşmek istemiyorum ama her an biri varsa dövüşürüm.
Yani söylediğim kişilerden birisi. Yani büyük isimlerle dövüşmek istiyorum. Sage Norcutt'la dövüşmek isterim açıkçası. Fark etmez. Yani büyük isimler olsa yeterli benim için. Kemer, yani Christian Liu, evet, duyduğum kadar bir sıkıntı yaşamış. Geçmiş olsun bu arada, ona söylerim. Hazır olduğu zaman ben de hazırım. I want to start off with the last name that he just mentioned. Apparently he's not well, so he just wants to send his warm regards and hopefully he feels better. His focus is obviously the title, the belt. He doesn't want an interim shot. That said, he's happy to fight any big names. He wants Sage Norcutt. That's the fight he wants. When? Sage Norcutt'la. Doesn't matter, I'm ready every time. 1 month, 2 months after. Ne zaman yakındaki? What time next event? December 9th. December 9th. One month after. January 13th. Ya kendimi şu anda iyi hissediyorum. Bir sakatlık falan olmasa olabilir aslında. Yeah, look, I feel great. Unless there's an injury, I'm ready to go. Alright, thanks. You've got questions about yet? Tamam, ben yine böyle yaparız. Şey, kendini nasıl iyi? How do you feel? Kendimi nasıl hissediyorum? Kendini nasıl hissediyorsun? Ya aslında iyi hissediyorum. Birinci raundda tam açıldım. Aslında daha çok dövüşmek isterdim ikinci raundda falan. Ama böyle nasip oldu. Allah'ın izniyle kazandık sonuçta. İyiyim şu anda. Okay, I feel great. I started to open up in the first round. I was ready for the second round. I feel great. Şimdi şey konuşalım. Bangkok'ta kavga etmek için kendini nasıl böyle gurur mu duyuyor? Burada kavga ediyor One Championship'te ailesine nasıl böyle? I'll ask it in English and that sort of thing. You know, you have a mixed background. Obviously, you're representing Turkey. You're fighting in Bangkok. How do you feel? Is this a proud moment for you, obviously, on the big stage, for your family, for your friends? Sen Türkiye'yi temsil ediyorsun ve Bangkok'ta dövüşüyorsun çok büyük bir arenada. Bu senin için nasıl bir şey, gurur verici mi senin için, ailen için? Evet, kesinlikle. Benim için çok büyük gurur. Türkiye'yi temsil etmek böyle büyük organizasyonda, dünya çapında, One Championship'ta ve böyle güzel maçları kazanarak Türkiye'yi temsil etmek benim için çok büyük gurur. Ailemi, arkadaşlarımı temsil ediyorum bu arada da. Tabii ki büyük gurur. İnşallah kemeri de alırız. Bu daha büyük gurur olacak. I'm very proud to be representing Turkey, my friends, my family back in Turkey. Having these big fights and this big stage for my championship. Also, you know, having the belt would be the ultimate goal and dream and to represent my family. Competing for the title is obviously what is he's competing for, he's quite proud of that fact. Şimdi son şey, ailesine, teammates, you know, her şeyse, herkesin istediğini söylersin şimdi. I'm going to give you the last word. You can say thank you to your family, to your friends, to your teammates, and then that's finish on a call out for Sage Norcutt, and then directly to Chatry. Şimdi senin takım arkadaşlarına, ailene, sana destek olan herkese teşekkür edebilirsin. Ve Seç Norcutt hakkında da bir çağrıda bulabilirsin ve Chatry'e ne söylemek istersin? Şimdi normalde maçtan sonra konuşma hakkımızı veriyorlar. Bu sefer vermediler yani, çok değişik anlamadığım için. Maçı bitirdim, büyük ihtimalle bonus bekliyordum ama konuşma bile şey vermediler. Çok değişik anlamadım neden. Neyse. Sage Norcutt, ne zaman hazırsan Chatry, Mr. Chatry, just call me. Doesn't matter where, when. Send me location. I am ready. Singapur, Bangkok, Türkiye, Seşa, doesn't matter. Ve tabii ki şu anda çok bir arkadaşlar, fanlarımız benim maçımı bekliyordu, izliyordu. Türkiye'de çok erken şu anda, 6 sabah.
Şu arkadaşlar uyandı kalktı bekliyordu, maçımı izliyordular. Onlar için çok teşekkür ediyorum. Bu destekler benim için çok önemli. Bana çok büyük motivasyon veriyor. Bu sizin için dövüşüyorum. Ve takım arkadaşlarıma benim yanımda sürekli oldular, desteklediler, yardımcı oldular maça hazırlanmak için. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Aileme, anneme, babama, kardeşlerime, eşime buradan çok büyük selam söylüyorum. Ve sonunda bir gün benim çok yakın arkadaşımın, Nimatullah'ın doğum günü. Ben unuttum. Gel, gel. Bir gün doğum günü benim arkadaşımın, her zaman yanımda oluyor ve bu maçı arkadaşıma armağan ediyorum. Oh, çok teşekkür ederim bro. Doğum günü kutlu olsun. Actually I forgot about that it's my birthday today. Really, because it's too early in Turkey, in Russia. So thank you my brother. I'm very happy you. For you. Thank you. I love you. All right, let me teşekkür. Get last interpretation. Okay, so there's a bit to unpack there. Halil just wanted to express he was a little bit surprised that normally, there's an opportunity at the end of the fight to speak, obviously express his feelings within the ring. He wasn't given that opportunity. It is what it is. He would have hoped that he would have had that opportunity to speak to his fans. He would also have liked the bonus. He believes that he was deserving of that. Again, he can accept the decision. He wants to thank his friends, his family, everyone that's supported him. That's obviously been a strong base for him back in Turkey. Also, his fans and his family have had to wake up very early in the morning. It's about 6 a.m. in the morning in Turkey now as well. I want to send a warm regard to them. Obviously, his training partner's here. It's his birthday, and he wants to dedicate the fight to his good friend here, who didn't actually know it was his own birthday today. Yeah, I forgot that because of the fight, you know. Thank you, brother. I'm very happy. So this is a very good gift for me. Thank you. Okay. You're welcome. Congratulations, brother. Thank you. Hello, everybody. Dom Lau here from ONE Championship. You are tuned into the best damn martial arts news outlet anywhere in Asia. SCMP Martial Arts, baby. Give them a follow.